Mutlu akşamlar. Spor Bülteni ile yeniden karşınızdayız. Süper Lig'in 25. haftası Sivasspor Malatyaspor karşılaşmasıyla başlayacak. Haftanın programını ekranlara getirelim. Bugün saat 20.30'da Sivasspor Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yarın saatler 16'yı gösterdiğinde Trabzonspor Akhisarspor maçı, saat 19'da ise Ankara Gücü Bursaspor ve Başakşehir Fenerbahçe müsabakaları gerçekleşecek. Pazar günü saat 13.30'da Alanyaspor Erzurumspor ile, saat 16'da ise Göztepe Kasımpaşa ve Rizespor Kayserispor maçları gerçekleşecek. Saat 19'da Beşiktaş Konyaspor'u ağırlayacak. Pazartesi günü ise saatler 20'yi gösterdiğinde Galatasaray Antalyaspor'u ağırlayacak. Geçtiğimiz hafta Sivasspor'u yenerek moral bulan Bursaspor, Spor Toto Süper Lig'in 25. haftasında Ankara Gücü'nün konuğu olacak. İki kardeş kulübün mücadelesi Eryaman Stadı'nda saat 19'da başlayacak. Tribünlerin tek ses olacağı mücadele öncesi her iki takıma da mutlak galibiyet gerekiyor. Spor Toto Süper Lig'de Demir Grup Sivasspor galibiyetiyle rahat bir nefes alan Bursaspor deplasmanda kardeş kulübü Ankara Gücü'ne konuk olacak. Zorlu randevu öncesinde her iki takımda da eksikler dikkat çekiyor. Kubilay kanatsız kuş haftalar sonra takıma dönerken sakatlıkları bulunan Tunay Torun ve Barış Yardımcı ise bu maçta forma giyemeyecek. Teknik direktör Samet Aybaba'nın Barış Yardımcı'nın yerine sağ bekte Abdullah Şeyhu'yu, önünde de Lima'yı oynatması bekleniyor. Ankara Gücü'nde ise sakatlığı bulunan El Kabir'in oynaması beklenmiyor. Ayrıca Sarı Lacivertler'de Sedat da kart cezası nedeniyle kadroda olmayacak. İki takım Süper Lig'de daha önce 77 kez karşı karşıya geldi. Bu mücadelelerin 28'ini Bursaspor kazanırken Sarı Lacivertler'in yüzü ise 23 maçta güldü. Geride kalan 26 karşılaşmada ise taraflar puanları paylaştı. Bunun yanında Yeşil Beyazlar Süper Lig'de Ankara temsilcisine karşı son 9 maçta mağlubiyet yüzü görmedi. Yeşil Beyazlar bu maçların 5'ini kazanırken diğer 4 randevu de eşitlikle sona erdi. Şiddetle galibiyete ihtiyacı olan iki kulübün taraftarları mücadeleyi birlikte izleyebilecek. Geçen hafta deplasman dönüşü trafik kazasında hayatlarını kaybeden iki Ankara Gücü taraftarı için maçta 20 bin siyah tişört dağıtılacak. Ayrıca karşılaşmanın gelirleri de vefat eden iki Ankara Gücü taraftarının ailesine verilecek. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19'da başlayacak maçı hakem Serkan Çınar yönetecek. İki takımın sahaya şu 11'lerle çıkması bekleniyor. Ankara Gücü, Altay Bayındır, Sitelius, Pazdan, Kulusic, Pinto, Taybulut Mulin, Dece, Hector Canteros, Hadi Şako, Tyler Buyt, Devir Orgil. Bursaspor, Okan Kocuk, Abdullah Şeyhu, Ertuğrul Ersoy, Şecu, Umut Meraş, Bacı, Henry Seve, Aytaç Kara, Alona Lima, Yusuf Erdoğan, Diafra Sako. Bursaspor'un yıldız futbolcusu Diafra Sako, yeşil beyazlı kulüpte kalmayı çok istediğini ancak karar vermek için erken olduğunu söyledi. Taraftarla iyi bir bağ kurduklarını da kaydeden Senegalli futbolcu, VAR sistemine de sitem ederek 4 golüm iptal edildi dedi. Bursaspor'un Senegalli forveti Diafra Sako yeni sezonda da Bursaspor formasını giymek istediğini açıkladı. Yeşil beyazlı kulübe transfer sürecinin hızlı geliştiğini belirten Sako, "Rennes'e ilk gittiğimde oyun tarzı bana uymuyordu. Başkanla görüştüm, başka bir takıma gitmek istediğimi söyledim. Bursaspor benimle temasa geçtiğinde Stefan Bacı'yı aradım. Samet Aybaba hakkında bilgi almak için de Henry Seve ile görüştüm. Hücuma dönük orta sahaya ve forvete önem veren bir oyun oynadıklarını gördüm ve kararımı hızlı bir şekilde verdim." dedi. Taraftarlarla iyi bir iletişim kurduklarını kaydeden Senegalli forvet, "Ben taraftar ve oyuncu arasında bağlılığı seviyorum. Maçın içerisinde sadece biz yokuz. Bariyerler olmasaydı gol attıktan sonra onların arasına atlayabilirim. Biraz beklemelerini istiyorum. Kalmamla ilgili çok erken konuşmalarını istemiyorum. Benim de kalma isteğim var. Kalabilmek için sezonu iyi geçirmem, çok gol atarak bitirmem gerekiyor. Takımımızın yeri de ilk 5'te olmalı." diye konuştu. Süper Lig'de Bursaspor formasıyla ilk kez Beşiktaş karşısında ter döken ve ilk maçında golle tanışan Sako, "O maça dair de Türkiye'de ilk golümün Beşiktaş'a karşı olmasının özel bir anlamı var. Çünkü West Ham'dayken Ocak ayında Beşiktaş'ın başkanıyla bir araya gelmiştik. Benimle ve başka bir oyuncuyla görüşmek istedi. O dönem sanırım benimle ilgileniyorlardı.
Hatta Bursa'ya geldiğimde bile Beşiktaş'ın bana karşı ilgisi vardı ama sakatlığım, belim gibi konulardan endişeleri vardı. Onlara karşı gol atmak hala yaşadığımı kanıtlamanın güzel bir yoluydu ifadelerini kullandı. Yıldız oyuncu VAR sistemine de isyan ederek hangi oyuncu olursa olsun gol attıktan sonra koşmaya başlamışken, herkes mutluyken hakem sana gol olmadığını söylerse, itiraf etmese bile onu etkileyebilir. Bu bence insani bir şey. 4 golüm iptal oldu. Sadece evimizde Medipol Başakşehir'e karşı oynadığımız maçta iptal edilen golde haklı olduklarını söyleyebilirim. Ama diğerlerindeki kararlara katılmıyorum. Bunun kararını veren ben olmadığım için çalışmaya devam edeceğim ve goller atarak iptal olan 4 golümü almaya çalışacağım şeklinde konuştu. Ankara Gücü taraftarlarını taşıyan deplasman otobüsünün kaza yapması üzerine hayatlarını kaybeden Eren Açıkgöz ve Mert Turgut Çakır, Eskişehir'de farklı takımlara gönül vermiş yüzlerce taraftar tarafından lokma dağıtılarak anıldı. Organizasyona katılan Eskişehir Spor Teknik Direktörü Fuat Çapa da bütün taraftarların kol kola olması futbolu daha fazla sevmemizi sağlıyor dedi. Geçen hafta trafik kazasında vefat eden iki Ankara Gücü taraftarı için tüm taraftar grupları Eskişehir'de bir araya geldi. Başta Ankara Gücü olmak üzere Bursa Spor, Eskişehir Spor, Konya Spor, Sakarya Spor, Kocaeli Spor, Gençler Birliği, Samsun Spor, Kastamonu Spor, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzon Spor ve Bayburt Spor gibi köklü kulüplerin taraftarları Eren ve Mert için buluştu. Lokma dağıtım programında taraftarlar "Unutursak kalbimiz kurusun, unut diyorlar, ne de kolay söylüyorlar, armaya can veren mert çocuklar, başın sağ olsun Ankara Gücü" gibi sloganlar dağıttı. Düzenlenen etkinliğe Eskişehir Spor Teknik Direktörü Fuat Çapa, futbolcularından Bedirhan Altunbaş, Sisokko, Fıratcan Üzüm ve çok sayıda taraftar katıldı. Çapa, "Türkiye çok güzel bir süreçten geçiyor. Özellikle tribün anlamında ve buna ne kadar destek olup katkı sağlarsak bu durum bizi mutlu edecektir. Futbolu daha çok sevmemize ve sevdirmemize yardımcı olacaktır" dedi. Günün öne çıkan haberlerinden hazırladığımız spor turu var sırada. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda TFF olan seçimli genel kurul toplantısının tarihini belirledi. Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu dün gerçekleştirdiği toplantıda TFF olan seçimli genel kurul toplantısının tarihini belirledi. Alınan karara göre TFF olan seçimli genel kurul toplantısı 1 Haziran 2019'da Ankara'da yapılacak. Öte yandan TFF Yönetim Kurulu'nda yeni görevlendirmeler de yapıldı. Geçen hafta istifa eden Başkan Yıldırım Demirören'in yerine Yedek Yönetim Kurulu'ndan Ali Özdoğan, asil yönetim kurulu eline getirilirken, icra kurulu üyesi Cengiz Zülfikaroğlu da TFF Başkan Vekili oldu. Bilindiği üzere Demirören'in istifasının ardından başkanlığa Hüsnü Gürel'i getirilmişti. Belki de son haftalara kadar... Türkiye Futbol Federasyonu Hukuk Müşavirliği, hakemler Fırat Aydınus'la Yusuf Bozdoğan'ı talimatlara aykırı hareketleri gerekçesiyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk etti. Yapılan açıklamada, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasındaki Evkur Yeni Malatya Spor, Medipol Başakşehir maçını yöneten Aydınus'un, müsabaka içinde ve sonrasında futbol camiasını küçük düşürecek tutum ve davranışlar sergilemesi nedeniyle talimatlara aykırı hareketinden dolayı PFDK'ya sevk edildiği bildirildi. Söz konusu karşılaşmada ikinci yardımcı hakem olarak görev alan Yusuf Bozdoğan'ın da aynı nedenle tedbirsiz olarak disiplin kuruluna gönderildiği aktarıldı. Bütün mücadelemiz bundan sonra... Kasımpaşa Spor Teknik Direktörü Mustafa Denizli istifa etmeyi düşünmediğini açıkladı. Denizli, "İstifayı hiç düşünmedim. Bunlar her zaman oluşabilir. Bunlar doğaldır. Bizim ülkemizde daha mı sık oluyor? Evet, çok daha fazla oluyor. Bu meslekte ben 30 yılı geride bıraktım. Ben başladığım zaman futbolcu kontratım devam ediyordu. Türkiye tepkileri farklı koyan bir futbol ülkesi. Kazandığın zaman her şeyin mübah olduğu ülkede yaşıyoruz" dedi. Görüyorsunuz yani futbolda nelerin olduğunu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bu hafta arasında oynanan son 16 turu rövanş maçlarında yaşanan VAR kararlarıyla ilgili UEFA'dan açıklama yapıldı. Hakemlerin verdikleri kararları tek tek açıklayan ve yorumlayan UEFA, Cüneyt Çakır'ın da Porto-Roma maçında tartışılan kararları hakkında bilgilendirme yaptı. Porto'ya çeyrek final vizesini getiren 116. dakikadaki penaltı kararını inceleyen UEFA, pozisyonda Portolu futbolcunun offside olmadığını açıkladı. Grafiklerle pozisyonu anlatan UEFA, Cüneyt Çakır'ın VAR'a giderek doğru karar verdiğini ifade etti.
Dünyaca ünlü otomobil firması BMW ve Bundesliga devi Bayern Münih'in arasında bir süredir devam eden görüşmeler sonuçlandı. BMW 800 milyon euro karşılığında Bayern Münih'in Audi'de bulunan %8.33 hissesini alacak ve 10 yıl boyunca Alman devine araç sponsoru olacak. Anlaşma en geç 2025'te devreye girecek. Fakat Bayern Münih yönetimi yılda 30 milyon euro ödeyen Audi ile mevcut sözleşmesini feshetmek için de görüşme halinde. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki 2 numaralı organizasyonu UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu ilk maçları tamamlandı. Alınan sonuçları ekrana getirelim. UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turun ilk maçlarında alınan sonuçlar şöyle. Sevilla 2, Slavia Prag 2, Dinamo Zagreb 1, Benfica 0, Frankfurt 0, Inter 0, Zenit 1, Villarreal 3, Rennes 3, Arsenal 1, Chelsea 3, Dinamo Kiev 0, Napoli 3, Salzburg 0, Valencia 2, Krasnodar 1. Avrupa basketbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 25. haftası alınan sonuçları ve günün programını ekrana getirelim. Türk Hava Yolları Avrupa Ligi'nin 25. haftasında alınan sonuçlar şöyle. Darüşşafaka 67, Panathinaikos 91, Zalgiris 98, Gran Canaria 64, Bayern Münih 70, Maccabi 77, Real Madrid 101, Fenerbahçe Beko 86. Bugün saat 20'de CSKA Olimpia Milano, saat 20.30 Anadolu Efes Barcelona, saat 21 Budoknos Olympiakos, saat 22.30'da Baskonya Kimki karşı karşıya gelecek. Bültenimizde sırada farklı branşlarda mücadele eden Bursa ekiplerinin maç programı yer alıyor. Basketbol Süper Ligi'nde saat 17.30'da Banvit Topaş'ı konuk edecek. Türkiye Basketbol Ligi'nde saat 14.30'da Final Spor'sa Kalesi'yi konuk edecek. Türkiye Basketbol 2. Ligi'nde saat 16'da Gemlik Basket, Samsun Büyükşehir Basket'e konuk olacak. Voleybol Efeler Ligi'nde saat 13'te Fenerbahçe ile İnegöl Belediyesi karşı karşıya gelecek. Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde ise saat 13'te Anadolu Üniversitesi Bursa Büyükşehir Belediyesi'ni konuk edecek. TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta saat 13'te İnegöl Spor'la Hacettepe karşı karşıya gelecek. TFF 3. Lig 3. Grup'ta saat 14.30'da ise Karacabey Belediyesi Payas Spor'a konuk olacak. Kadınlar Basketbol Ligi'nde saat 14'te Bursa Büyükşehir Belediyesi ile Urla Belediyesi karşı karşıya gelecek. Voleybol Sultanlar Ligi'nde saat 17.30'da Nilüfer Belediyesi Beylikdüzü'nü konuk edecek. Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde saat 14'te Seyrişehir Belediyesi ile Tofaş, Erkekler Handbol Süper Ligi'nde saat 17'de Nilüfer Belediyesi ile Beykoz Belediyesi karşı karşıya gelecek. Kadınlar Handbol Süper Ligi'nde ise saat 16'da Osman Gazi Belediyesi Muratpaşa Belediyesi'ni konuk edecek. Bu haberimizde spor bülteninin sonuna geldik. Mutlu hafta sonları, iyi akşamlar.